Make the ground shake. Hepinize merhaba Crazy Bu ailesi. Bugün sizlerle ne mi yapacağız? Bugün sizlerle arkadaşlar Cargo Simulator 2019'da yepyeni bir seri başlatacağım. Serimizin ismini yani daha bilmiyorum. Siz artık yani yapacağımız işler yavaş yavaş bitti. Ben de burada sizin görmek istediğiniz yerleri gezeceğim. Serimiz bu olacak. Yorumlara mesela İstanbul'a gitme yazınız. O videomda İstanbul'a gideceğim. İşte Boğaz Köprüsü var İstanbul'a filan. Daha evler çoğaldı. Oralarını göstereceğim. Siz nereye giderseniz oraya gideceğim. Bugün arkadaşlar Edirne'den başlıyoruz. Kırklareli'ye gideceğiz. Bir 63 kilometrelik bir mesafemiz var. Ve oyuna yine yeni güncelleme geldi. O güncelleme hakkında konuşacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Yükümüz 20 ton akaryakıt taşıyoruz arkadaşlar. Zaten başlatırımızın nasıl modifiye ettiğimi gördünüz. Şimdi buradan arabamızı çıkartalım bakalım ilk önce. Bu arada yine özür dilerim. Sesim yine biraz borazan gibi gelebilir. Gripim çok kötü gripim arkadaşlar. Hastayım. Bayağı bir hastayım. Şuraya mı çıkacağız? Evet. Bayağı bir hastayım yani. Oyuna gitgide yeni güncellemeler geliyor. 3 gün önce yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Bugün de onun hakkında konuşacağız. Güncelleme hakkında gerçekten yine güzel güncellemeler geldi. Bu arada arkadaşlar YouTube'da ben bir şey duyurmuştum. 100 aboneye özel iPhone telefonumu parçalayacağım diye bir duyuru duyurmuştum. 97 aboneyiz arkadaşlar. 100 abone olduğumuzda o telefon parçalanacak. Buradan da onu söyleyelim. Şimdi yavaş yavaş artık güncellemelerimizi söylemeye başlayalım. İlk öncelikle arkadaşlar ayarlardan yapmak istiyorum. Görüş mesafesi gelmiş. Uzun var, kısa var, bir de orta var arkadaşlar. Bu gelmiş. Ondan sonra şöyle zaten yakınlaştırmayı siz biliyorsunuzdur herhalde. Ondan sonra arkadaşlar şurayı şurada gördüğünüz gibi dörtlünün sol yanında farın sağ yanında korna vardı. Kornayı oradan almışlar. Şurayı üste koymuşlar sol üstte haritanın altına. Oraya da iç aydınlatma koymuşlar arkadaşlar. Şöyle bir iç aydınlatma koymuşlar. Şöyle farlarımızla uyumlu bir iç aydınlatma koymuşlar. Güzel olmuş arkadaşlar. Bak şöyle gece daha bir güzel oluyor. Şöyle farlarımızı da yakalım. Ondan sonra bana biraz direkt yani kokpitle oynadılar gibi geldi. Böyle şeyler yapmış gibi geldi. Kokpit güzel geldi arkadaşlar. Daha yeni tırlar gelse güzel olur. İnşallah yeni güncelleme gelirse bir daha yeni tırlarımız gelir arkadaşlar. İç aydınlatma gelmiş. Ondan sonra kornayı oraya koymuşlar. Başka ne geldi? Başka o kadar yani. Tabii. Bu kadar da güncellemeler. Aracın yol tutuşu değişmiş. Oyun yani açıkçası arkadaşlar gitgide güzelleşiyor. Yeni güncellemeler geldiğinden gitgide güzelleşiyor. Bu serimizin de ismi zaten arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Gezmek yani ismi. Bir isim düşünmedim daha. Yani siz yorumlardan neresini yazarsınız arkadaşlar. Mesela yorumlarda atıyorum dediniz. Ankara'ya git. Ankara'ya gideceğim o videoda. Giderken muhabbet, sohbet, hakkımda bilinmeyenler falan öyle sohbet edeceğiz.
Neden Edirne'den başladım? Çünkü en geride Edirne olduğu için batıdan başlayacağım. Doğuya doğru gideceğim. Arkadaşlar, nereye isterseniz oraya gideceğim yani. Oyuna 3 gün önce yeni güncelleme geldi. Bu arada İstanbul'a Boz Köprüsü eklendi. Onu daha size gösteremedim arkadaşlar. Bir dahaki videoda artık yani nereye gideriz? Tekirdağ'a mı gideriz? İstanbul'a mı gideriz? Çanakkale'ye mi gideriz? Size bağlı arkadaşlar. İstanbul'a falan gidersek zaten Boğaz Köprüsü'nü de muhtemelen göstereceğim size. Bir de güncellemeyle şey gelmiş. Kırmızı ışıkta geçince para cezası veriyor arkadaşlar. Kırmızı ışıkta geçince 407 lira mı neydi? Bakın şimdi kırmızı olsun. Bakın şimdi. Bakın. Kırmızı ışık ihlali 498 lira. İnternetiniz ya da Wi-Fi'niz ya da mobil veriniz açık olduğundan bir teklif sunuyoruz. İşte diyor videoyu izlersen gidecek falan ödemeyeceksin. Öyle diyor. İşte yani oyun güzelleşiyor. Yani istediğim güncellemeyle gelmeyenler de var. Mesela şu aynanın altındaki ayna da gösterse daha güzel olur. Mesela şu radyonun orada bir siyah ekran var ya, sağ tarafta retarder konunun oradan. Yani orasını bir aydınlatsalar güzel olur yani arkadaşlar. Bu arada gerçekten çok hastayım yani. Orasını aydınlatsalar güzel olur. Hatta trafiği de açayım size, şöyle yoğun trafik yapalım. Böyle gidelim. İç aydınlatma gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. İç aydınlatmayı beğendim açıkçası. Ondan sonra anlık rakım bilgisi veriyor arkadaşlar. Yükseklik bilgisi yani anlık. Mesela şu an bulunduğumuz yerin 159 metre rakımmış. Öyle gösteriyor işte arkadaşlar. Bu videom biraz kısa olacak. Neden kısa olacak arkadaşlar? Çünkü yani Edirne'den Kırklareli az bir mesafe. O yüzden de ufak bir mesafeyle başladım. Hem Kırklareli'deki kardeşlerimiz buraları görsün merak ediyorlar. Çünkü bir kardeşimiz vardı. Arda bilir miydi neydi? Mersin'i görmek istiyordu. Oralara da gideceğiz. Gideceğim yani. İnşallah videoyu izlersin de sesimi duyarsın. Oraya da gideceğiz kardeşim. Şimdi hatta biz ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi. Size planımı açıklayayım. Şuraya bir çekeyim arabayı. Arkadaşlar planı... Oha yönden de güzel gözüküyor. Şuradaki lambalar niye öyle? Elektrik devresi olmuş arkadaşlar. Lambalarımız yanmış. Arkadaşlar benim planım... Şimdi biz Kırklareli'ndeyiz ya. Kırklareli'nden Tekirdağ'a, Tekirdağ'dan İstanbul, İstanbul'dan Sakarya, Sakarya'nın Kocaeli tarafından, şuradan aşağıdan Bursa'dan Yalova'ya, Yalova'dan işte Çanakkale'ye, Balıkesir'e, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, şöyle şu kıyılardan gideceğim arkadaşlar. Artvin'in oraya geleceğim, şöyle kıyılardan gideceğim. Sinop'un oraya geldiğimde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kahraman, Mersin, Adana, Osmaniye, öyle her yeri gezeceğim arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim. Bu arada oyun hakkında bir merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. Şimdi şöyle haritadasınız ya arkadaşlar. Şurada hani oyuna başlatıyoruz ya şuradan. Oradaki o sayı ne? Yani oradaki o sayı ne, onu bilenler yorumlar kısmına yazarsa beni mutlu ederler. Şimdi yine ufaktan yolumuza çıkalım bakalım. Aa, ben size arabanın sesini dinletmedim. Değil mi? Biraz dinleyin arkadaşlar, bakın şimdi.
Aracın sesi de böyle. Şimdi 40 liraya geldik. Kırklar eldeki kardeşlerime buradan selam olsun arkadaşlar. İnşallah bugününüz güzel geçer. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya like atan inşallah sınavlarından yüksek alır. İnşallah bugünü her günü güzel geçer. Bir like'ınızı beklerim artık arkadaşlar. Şimdi aracımızı şöyle bir park edeceğiz buraya da. İlk önce şöyle bir şey yapalım. Şimdi aracımızı buraya park edeceğiz. Şöyle bir soldan alalım. Hop hop. Bu yanına gittik. Şurada şöyle fazla kıvırmadan dikkatli bir şekilde. Şimdi buradan düzleyelim. Tamam. Şöyle yapacağız. Böyle. Hoppa. 3000 lira da öyle aldık. 20.000 liramız oldu. Arkadaşlar dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. 97 abone, 100 abone özel telefonumu parçalayacağım. Belki de bakarsanız bir dahaki hafta cumartesi telefonu parçalama videosu gelir. Açıkçası yani dayanıklılık testi çekeceğim ona. Arkadaşlar işte vuracağız, kıracağız, atacağız, dökeceğiz, kıracağız. Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Instagram adresimi de tam ortaya, tam şu an ortaya bümbüyü bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Oradan da sizlerle haberleşebiliriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Crazy Valisi.